Bugünkü videomda bu nefis fırın sütlaçların tarifini paylaştım sizlerle. Çok da nefis oldular arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Sütlaçlarımı nasıl hazırlamışım? Nasıl bu hale gelmiş? Hep beraber izleyelim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Bugün tam tutan nefis bir tarif olan fırın sütlaç tarifiyle karşınıza geldim. Tencereme ocağımı aldım ve yarım su bardağı şöyle tertemiz yıkamış olduğum pirinçlerimi tenceremin içine bıraktım. Hemen akabinde 2 su bardağı soğuk suyumu pirinçlerimin üzerine ilave ediyorum. Orta ateşte pirinçlerimiz iyice pişene kadar arada karıştırarak pişirelim. Pirinçler iyice suyunu çekecek arkadaşlar. Lapa kıvamına geldikten sonra artık sütümü ilave edeceğim. Pirinçler iyice suyunu çekti artık. Şimdi 1 litre kadar soğuk süt ilave ediyorum sütlacımın içine. Sütümden hemen sonra da bir paket vanilya ilave ediyorum. Şimdi orta ateşte kaynayıp pişmesini bekleyeceğim. Bu süreçten sonra artık karıştırmaya çok da gerek yok arkadaşlar. Sütlacım pişerken ben de burada tezgahımın üzerinde nişastalı karışımımı hazırlayacağım. 3 yemek kaşığı mısır nişastasını şöyle uygun bir kaba aldım. Ben mısır nişastası kullandım. Dilerseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Yarım su bardağı soğuk sütü de ilave edeceğim. Nişastam tamamıyla çözülene kadar çırpacağım. Hiç topak kalmayacak kıvama gelmesi lazım. Sütlacım kaynamaya başladı. Hazırlamış olduğum nişastalı karışımımı ilave ettim. Hemen şekerimi de atacağım şimdi. Güzelce bir karıştıracağım. Bir 10 dakika kadar daha böyle pişireceğim. Sonra da artık fırın kaplarımı boşaltıp fırına vereceğim arkadaşlar. Ben sütlacı biraz tatlı sevdiğim için 1,5 su bardağı kullanıyorum. Ama dilerseniz siz 1 su bardağı da kullanabilirsiniz damak tadınıza göre. Sütlacım artık pişti arkadaşlar. Fırın kaplarımı boşaltacağım. Yedi adet fırın kabı çıkardım. Sufle yapmış olduğum kablara boşaltıyorum sütlacımı. Bir parmak kadar boşluk bırakırsanız üzeri için çok daha iyi olur. Bir parmak boşluk bırakalım diyoruz ya. Bunun sebebi de üzeri kızarırken sütlaçlarımız taşmasın diye. O yüzden bunu dipnot olarak size söylüyorum. Bir parmak bırakın arkadaşlar.
Sütlaçlarımı şöyle dikdörtgen bir borcam tepsinin içine yerleştiriyorum. Toplamda 7 adet fırına vereceğim sütlaç bir kase kadar da kaldı. Tepsinin yarısına kadar soğuk su dolduracağım. Sonrasında da 190 derecede ısıtmış olduğum fırına sütlaçlarımı vereceğim. Üzeri kızarana kadar fırında kalacak arkadaşlar. Sonrasında da zaten sunum aşamasında sizlere göstereceğim. Bu kadar yeterli. Şimdi sütlaçlarımı fırına veriyorum. Sütlaçlarım fırından çıktı. Görmüş olduğunuz gibi çok da güzel. Ben üzerine şu şekilde iri kırılmış fındıkla süsleyeceğim. Dilerseniz siz de istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Üst kısımları çok da güzel. Görmüş olduğunuz üzere yandı. İlk sıcağı da çıktı. Servis için şimdi hazırladım. Yani tam tutan bir tarif. Gönül rahatlığıyla kesinlikle deneyebilirsiniz. Yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Kanalımıza abone olmayı ve yeni videolardan ilk sizin haberdar olmanız için zil sesi açmayı unutmayın. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.